Efendim iyi akşamlar diliyorum. Bugün 3 Ağustos 2017. RT Televizyon Ana Haber Bülteni'nde canlı yayınla karşınızdayız ve şu an aynı anda RT FM 90.2 radyo frekanslarından size sesleniyoruz diyelim. Hemen ayrıntılara şöyle bir göz atalım. Malumunuz şu an dışarıda yağmurlu bir hava var ve bu kapsamda meteorolojiden de saatler öncesinde gelen bir açıklama var. Hem Perşembe hem de Cuma günü Ereğli, Konya ve çevresinde yoğun yağış bekliyoruz denildi. İşte bahsettiğim haber hakkındaki tüm ayrıntılar. Yağışların Perşembe ve Cuma günlerinde Konya merkez ile Konya'nın batı, kuzeybatı ve güneybatı kesimleri Ereğli, Akşehir, Tuzlukçu, Yunak, Çeltik, Kadınhanı, Sarayönü, Karapınar, Ilgın, Beyşehir, Seydişehir, Hüyük, Doğanhisar, Derbent, Derebucak, Ahırlı, Bozkır, Hadim, Taşkent ile Karaman ve Aksaray çevresinde kuvvetli olacağı ve yağış anında yer yer kısa süreli dolu ile birlikte rüzgarın da kuvvetli esmesinin beklendiği belirtildi. Bu yüzden vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi. Ve yağışlar gece saatlerinde de devam edecek. Yarın yine akşama doğru bekleniyor. Meteorolojiden yapılan açıklama böyle. Ve belediye çalışmalar diyelim. Asfalt farklı mahallelerde yapılıyor ve vatandaşlar ise bu çalışmalardan memnun kaldıklarını söylüyor. Belediye yıllardır hizmet götürülmeyen bölgelerdeki sıkıntıları bir bir çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Orhan Gazi Mahallesi'nde 18 yıldır asfalt yapılmayan cadde ve sokakların asfalt çalışması tamamlandı. Yapılan hizmetten ise vatandaşlar memnun kaldı. Başkanımızdan memnunuz. Sizlerden memnunuz. Önemli olan pislikten, toldan kurtulmak. Ustaza bak ya. Akşam oldu mu arabalar motora geçiyor, leş gibi efendim. Belediye hizmetlerinden memnunuz, şu anki belediyeden memnunuz. 17 yıldır, 18 yıldır bu sokağa hiç şimdiye kadar hizmet gelmedi. Burası toz, pislik içindeydi ama şimdi belediyemiz güzel şekilde burayı yapıyor. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Orhan Gazi Mahallesi muhtar azası olarak 20 yıldır mahallemize yapılmayan hizmeti Sayın Köstan Özgüven Belediye Başkanımızın sayesinde asfalt çalışmalarına başlamışlardır. Asfalt çalışmalarından dolayı Belediye Başkanımıza ve ekiplerine sonsuz teşekkürler sunarız. Mahalleye gelen hizmetten memnunuz. Bu şekilde hizmetlerin devamını bekliyoruz. Allah razı olsun başkanımızdan, ekiplerinden, tüm resimde mahalle temsilci arkadaşımızdan. Yani diyeceğim bir başka bir şey yok. Bu hizmetlerin süre geldiği sürece her zaman arkasındayız yetkililerin. Şimdi değerli izleyenler, yıllardan bu yana devam eden bir hastane inşaatı var. Vatandaşlar haklı olarak sürekli sordu. Ne zaman bitecek, neden bitmedi? Bir ara inşaat durduğunda ise neden durdurdular diye hep insanların akıllarında bu sorular soruldu. Aylar geçti, yıllar geçti ve sonunda inşaat tamamlandı. İnşaatın iç temizliği başladı. Çok yakında makinalar kuruluyor ve inşallah yeni hastaneye göç başlıyor ve çok kısa bir sürede resmi açılışın da yapılması bekleniyor. Ereğli Devlet Hastanesi'nin inşaatı tamamlandı. İçeride temizlik başladı. Çok yakında cihazlar kurulacak. 4 bloktan oluşan hastane adeta bölge hastanesi konumu görecek. Ereğli başta olmak üzere çevre ilçelerde buradan faydalanacak. 250 yataktan oluşan hastanenin A blok kısmında poliklinikler yer alacak. Hastalara burada bakılacak. Aynı bloğun ikinci katında ise idare, yemekhane ve konferans salonu bölümleri bulunuyor.
Bey bloğun zemin katında acil kısmı, birinci katında 33 yataktan oluşan yoğun bakım ünitesi, ikinci katında 7 ayrı odada ameliyathaneler, endoskopi ve sterilizasyon bölümleri yer alıyor. C bloğun zemin katında ise diyaliz ünitesi ve eczane bulunurken bu eczanenin 24 saat hizmet vereceği görevli hemşirelerin bulunacağı belirtildi. Aynı bloğun 1, 2, 3, 4 ve 5. katlarında yatan hastaların odaları bulunacak. Hastanenin son bloğu olan D bloğun zemin katında mahkum servisleri ve kadın doğum poliklinikleri olacak. 1, 2 ve 3. katlarda kadın doğum servislerinde yatan hastalar, bir üst katta ise doğum salonları, 12 yataklı yeni doğan yoğun bakım üniteleri ve bir de ameliyathane yer alacak. Öte yandan bu hastanede 160 oda bulunuyor. Toplam 93.760 metrekarelik bir alanın 37.705 metrekarelik bölümüne kurulan hastane çok yakında açılıyor. Şimdi Konya'dan bir kaza haberiyle devam edelim. Öğle saatlerinde Aksaray yolu üzerinde yaşandı. Bilanço ağır oldu. İki kişi hayatını kaybetti. Kemal Arıbaş'ın kullandığı 06 VOH 52 plakalı otomobil Aksaray-Konya karayolunun 7. kilometresinde Müjde Kavaklı'nın kullandığı 58BR717 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleriyle araçlarda bulunan Bergüzal Arıbaş, Hatice Altıntaş ile Durna ve Mahmut Kavaklı yaralandı. Ambulanslar ile kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Kemal Arıbaş ve Hatice Altıntaş yapılan bütün müdahaleleri rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Değerli izleyenler, Yüksek Askeri Şura toplantısı yapıldı. Önemli kararlar alındı. Ve burada 1969 doğumlu Ereğli'ye bağlı Yukarı Gönderen Mahallesi'nden olan Kurmay Albay Yalçın Özkütük Tu Amiralliğe yükseldi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Amiral Terfi Listesi Ereğli'nin Yukarı Gönderen Mahallesi'nden olan 1969 doğumlu Kurmay Albay Yalçın Özkütük de yer aldı. Özkütük bundan sonraki askeri hayatına Tu Amiral olarak devam edecek. Yüksek Askeri Şura kararı ile Tu Amiralliğe terfi eden Yalçın Özkütük evli ve iki çocuk babası. Ayrıca Ereğli Devlet Hastanesi'nde görev yapan Genel Cerrah Operatör Doktor Yasin Özkütük'ün ise abisi. Türkiye gündeminde de önemli gelişmeler var. Hep birlikte izleyelim. İzdeniz'le İzmir Büyükşehir Belediyesi uzun süre anlaşamadı. Olan İzmirli'ye oldu.
Günlerdir perişan olan kentte vatandaşların çilesi nihayet sona erdi. Türkiye Denizciler Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzdeniz AŞ arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine başlayan grev 23 günün ardından noktalandı. Sabah saatlerinde ise yetkililer yeniden bir araya geldi. Sendika aldığı kararı İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine bildirdi. İmzalanan toplu iş sözleşmesine göre İzdeniz bünyesindeki kara personelinin maaşına %12 oranında zam yapıldı. Vapur seferleri saat 15 itibariyle yeniden başladı. Konak Karşıyaka seferini yapan vapurun ilk yolcuları 23 gün aranın ardından anlaşmanın sağlanmasının sevindirici olduğunu söyledi. İş sürecinde çok zor oldu. Daha merkezi yerlerde oturan insanlar için tabii kolaydı ama uç yakalar için çok zorlayıcı bir süreçti. Hemen bir an önce düzelmesine oldukça sevindik. Tabii ki mutlaka ya sabah işe gelen gidenler bizim için de önemli olmuyor. İzindeydik ama yani sonuçta herkes için sevindirici oldu işe gelip gidenler. Genelde vapuru mu kullanıyorsun? Yani gezmek için. İş amaçlı değil. Gezmek için. İyi, güzel oldu. Tabii grevde hakkınız. Hakkı herkesin. Grev hakkını kullandı, eğer kazanmışsa helal olsun. Dün akşam saatlerinde firma yarım gün iş bırakma kararı almış ancak kontak kapatma kararından gece yarısı vazgeçilmişti. Kaptan, kaptan selametle. Antalya'nın Kemer Belediye Meclisi toplantısına nar festivali konusunda yapılan tartışma damgasını vurdu. Belediye binasında bulunan Şehit Ömer Halis Demir Salonu'nda yapılan meclis toplantısında nar festivali ile ilgili yapılan harcamalar konusunda söz alan Yunus Nergis'in konuşması tansiyonu yükseltti. Bakın şimdi bu kredi kullanılacak. 600-700 milyar eski parayla. Bu parada 80 milyon kişinin hakkı var. Bu salonun Ömer Halis Demir'in hakkı var. Bakın evet diyenler de vebal altındadır. Ve bu para Bülent Ersoy'a gidiyor, Ebru Gündeş'e gidiyor. Ve Fuzuli'lere gidiyor. Bir de vicdanımızla baş başa. Tartışmanın devamında belediye başkanıyla meclis üyesi karşılıklı birbirini suçladı. Arkadaşım bu belediyenin kapısında çok yaptı. Otellere beni gönderin de dükkan kiralıyorum. Dükkan kiralıyorum. Çünkü dükkanı sen almışsın. Bak sana alın bir bahçeci arkadaşlar. Ortamın gerilmesi üzerine başkan meclis üyesi Nergis'in salondan çıkarılmasını istedi. Güvenlik görevlileri eşliğinde salonu terk eden Nergis, Başkan Mustafa Gül'ün demokrasiye tahammülü olmadığını söyledi. İşte gördüğünüz gibi biz bir seçilmiş meclis üyesi olarak eleştirilmeye tahammülü olmayan biri. Eleştirilmeye görünce gördünüz ne yaptım. Zorla sizi dışarı çıkarttı. Evet, zorla bizi dışarı çıkarttırdı. Bunu da Kemer, kamuoyunun vicdanına havale ediyorum. Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan yaş toplantısı 4 saat sürdü. Toplantı birçok değişikliği de beraberinde getirdi. Toplantıda kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlıkları değişti. Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir üst rütbeye yükseltilen ve görev süresi uzatılan askerlere ilişkin detaylar paylaşıldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kuvvet komutanlıklarındaki değişiklikleri açıkladı. 30 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Recep Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal görev sürelerini tamamlamışlardır. Kendilerine bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz. Verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığına, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz, 30 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığına
atanmışlardır. Bu değişiklikler 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Yüksek Askeri Şura toplantısı kararlarına göre 6 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albaysa general ve amiralliğe terfi etti. 8 generalin görev süreleri 1 yıl, 168 albayın görev süreleri ise 2 yıl uzatıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilen Orgeneral Yaşar Güler, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la birlikte Akıncı üstüne götürülmüştü. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilen Orgeneral Hasan Küçük Akgüs ise darbe girişimi gecesi Moda Deniz Kulübü'nde katıldığı bir düğünde darbeciler tarafından kaçırılmıştı. Yüksek Askeri Şura'yla değişen komuta kademelerinin listesi resmi gazetede de yayınlandı. Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında 3. defa Çankaya Köşkü'nde toplanan Yüksek Askeri Şura'da alınan kararları onaylayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşıyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam yemeğinde bir araya geldi. Merkeze bağlı Murat Gören köyünde çeyizi için alınan yünü yıkamak üzere ailesiyle birlikte Murat Nehri'ne giden Kübra Toksun ve amcasının kızı Değer Toksun suya kapılan yünü almak isterken kendisi akıntıya kapıldı. Genç kızları kurtarmak için yüzme bilen akrabaları da hemen suya atladı. Bir süre suda sürüklenen genç kızlardan Değer Toksun akrabaları tarafından sağ olarak çıkarıldı. Ancak Kübra Toksun ise suda kayboldu. Sudan çıkarılan ve kalbi durduğu tespit edilen Değer Toksun, olay yerinde yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü ve hastaneye kaldırıldı. Kayıp nişanlı kızın bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne haber verildi. Olay yerine gelen afet ekipleri, yer yer derinliği 20 metreyi bulan nehirde arama çalışmasına başladı. Afet ekipleri ve olay yerine çağrılan dalgıç ekipleri, şimdi her yerde genç kızı arıyor. Bursa'da jandarma ekipleri alarma geçti. Gelen istihbarat üzerine harekete geçen ekipler operasyon içinde düğmeye bastı. Taşpınar Köyü Kadir Çeşme mevkiinde ormanlık alanda düzenlenen operasyonda ekipler havadan drone'la, karadansa narkotik dedektör köpeğiyle bölgeyi didik didik aradı. Yapılan operasyon sonucu ormanlık içerisinde 3 farklı noktada 200 bin lira değerinde 832 kök keneviri ele geçirildi. Bir de bunları sulamak için konulmuş 50 metrelik hortum bulundu. Ele geçirilen maddeler Cumhuriyet Savcısının talimatıyla muhafaza altına alındı. Jandarma ekipleri şüpheli ve şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı. Dutar Seramik ve Ankastre şehri. Yeni mağazamızla dünya devlerini bir araya getirdik. Mutfaklarınız için en şık ankastre ve beyaz eşya modelleri Ankastre şehri mağazamızda bulabilirsiniz. Siemens, Silverline, Teka, Ukinox, Estin'in davlumbaz, ocak, fırın, mikrodalga, buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makinesi modelleri mağazamızda. Ankastre şehrine uğradığınızda mutfağınızın değişime ihtiyacı olduğunu anlayacaksınız. Yeni nesil mutfak teknolojisiyle mutfaklarınıza değer katın. Ankastre şehri. Yine Dutar Seramik olarak ev ve iş yerlerinizde görselliğin tamamlayıcısı olmaya devam ediyoruz. Bien Seramik, Anka Seramik, Yurtbay Seramik, Vitra, Artema, Kabinet Seramik, Duşakabin Jacuzzi, Vitrifiye, Armatür, Banyo Dolabı, Cam Mozaik modellerimizle hizmetinize devam ediyoruz. Şıklığın tamamlayıcısı Dutar Seramik'le her biri tasarım harikası olan modellerimizle büyük mekanlar için büyük çözümler üretmeye devam ediyoruz. Yenilenmek doğamızın bir parçası. Dutar Seramik ve Ankastre şehri, Cahı Caddesi, Fatih Camii ilerisi. Telefon 0332 712 3189. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Ereğli Lisesi karşısı. Alo paket 0332 712 11 çift 0.
sizler için çalışıyor, sizler için yaşanabilir mutlu yuvalar kuruyoruz. Ömer Sürlü İnşaat ve Müteahhitlik, güven inşa eder. Bilgi iletişim 0332 712 22 44. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 çift 063, 0332 713 16 17. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratpen'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratpen inovatif serisinden. Selenit. Fratpen. Fratpen Ereğli Bayi Zirve Pen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratpen kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratpen'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirve Pen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminan parkeyi güvenle yaptırın. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratpen Ereğli Bayi Zirve Pen. Adres Hacı Mütahir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Bu akşamlık bültenimizin sonuna geldik. Tekrar bir görüşünceye dek hoşça kalın.